Yani Enis bütün kriterlerin üstünde. Başak artık Bülent'e hani bakmaz filan derken. Vallahi ne yalan söyleyeyim Simoş. Bir an gerçekten bocaladım. Yani şu yüzden bocaladım. Acaba öyle gıy 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 konuşurken ben böyle şey mi yapsam, ruhumu teslim mi etsem, yoksa bir 10 dakika daha sabır mı etsem diye gerçekten bocaladım Simoş. İyi o zaman bak, bu ilim kayıtlara geçsin, tamam mı? Ama bir daha Bülent'e sudan sebepler yüzünden böyle kızdığını falan görürsem hakikaten umurumda olmaz yani. Oy benim Simoş'um böyle en büyük kurnazlıklarını sistasına mı saklamış? Hı? Ay çok güzel alalı oldun, çok güzel oldun. Hı? Benim suyu okuldan almaya gideceğim. Çiçek de bırak. Ve ben senin yüzünden kendimi maskara ettim yani, maymun ettim. Böyle kocaman kocaman gözlükler taktım. Ama sen bir de orada, ama sen onu benim suratımı görmeliydin benim onu gördüğümde. Bir de gitmişim böyle o gözlüklerimi almışım onu da... Bak, bu sefer yemek de getirmemiş, bizi kıtır kıtır kesecek. İskence edecek bize. Yok hayır, sakın korkma tamam mı? Korkma, korkarsan kokun alır ki dur. Siz niye fısıldaşıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ha? Yok, yok Süheyla abla. Biz böyle seni görünce şaşırdık o kadar yani ondan. Hadi geçin oturun şuraya. Geçin. Geç. Sen git, sen daha hızlı geçeyim o zaman. Şimdi bana tek tek yanıt verin bakalım. Pelin'le Sinan ne kadardır görüşüyorlar? Başakçığım, cevap Simay'ın yüzünde mi yazıyor? Bana döner misin lütfen? Süheyla abla, ne olur sorma da yalan söylemeyelim. Yani şimdi öyle demeyelim tabii de, inkar da etmeyelim. Belli ki Süheyla abla öğrenmiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız Simay'cığım, Bengisu hep 6 yaşında kalmayacak biliyorsun değil mi? Büyüyecek, aşık olacak. Gün gelecek, ne seni ne Hakan'ı gözü görecek. Sonra bir bakacaksın, Bengisu için yarattığın o harika dünya gözlerinin önünde yıkılıp gitmiş. Aynen bana olduğu gibi. İşte o zaman anlayacaksın beni. Şimdi değil. Yok yani Süheyla ablacığım, ben seni şimdi de anlıyorum. Hani Pelin için endişeleniyorsun ama gerçekten Sinan düşündüğüm gibi biri değil. Yani evet ya, valla bak şimdi sen o aşçı diye şey yapıyorsun ya. Yani tavuk bulmak nasip olmasın ki, Sinan Pelin'i çok seviyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sinan evli, evli. Ne? Kazandı mı? Oh be! Tamam, hayır hayır. Odasını bağlamanıza gerek yok. O söylemediğine göre sürpriz yapacak demek ki. Tamam, çok teşekkürler, çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Tamam, o zaman ben bir ocağa bakayım. Ben de aynı ocağa bir bakayım, geleyim. Serkan, diyorum ki şöyle güzel bir sürpriz yapalım, ha? Yapalım abi. Böyle herkesi toplayalım, pastalı mastalı. Evet, evet. Bir şey diyeceğim ya. Bu Sinan var ya, gerçekten manyak ha. Bak kurtaracağım mekanı dedi, nasıl kurtardı ama. Ya. Ya. Tamam, hadi git git. Hadi. Yani söyle ablacığım, hani sana yemin ederim ki Sinan evli falan değil. Nereden biliyorsun Simay? Nüfus müdürlüğünden kontrol mü ettin? Yani Sinan evli olacak, karısı restorana gelmeyecek. Ya adı Rüzgar mıymış, neymiş? Belki arkadaşım diye tanıştırmıştır size. Rüzgar mı? E tamam işte, Rüzgar'ın yakın arkadaşı. Yok, bir de nikahlı karım diye tanıştırsaydı. O zaman nasıl kandıracaktı Pelin'i, ha? Yok, ben daha ilk geldiği zaman anlamıştım. Şuradan bir ateş düşmüştü benim. Aa, hele hele. Tam olarak nereye ateş düşmüştü gösterebilir misin Simoş? Burama. Ya Allah Allah, bir de bana tutarsız dersin Simoş, sen demiyor muydun ya bunlar resmen kanka diye? Tamam yani ben diyordum evet de yani... Neyse, neyse canım, şu an o değil konumuz, burada önemli bir olay var. Ya siz birbirinizi gaza getiriyorsunuz, yapmayın. Sinan evli falan değil. Ha ya diyelim ki evliyse bile o şeydir... Yapıyorlar ya hani kağıt üstünde Amerika'da oturmak için falan, neydi o, ay hatırlamıyorum. O zaman niye sakladı Pelin'den, ha? Niye sakladı? Yani ben söyleyemem Pelin'e. Yani bir de sen öyle demin dedin, Bengüsü'yü düşün falan. Yok, mümkün değil yani.
Hiç bana bakma Simoş, ben de söyleyemem. Ben ağlarım zaten. Ay. E kızlar, biz niye Bülent'i aramıyoruz? Hakikaten ya, bak hiç kafa kalmadı bizde. Ya, kalp kalbe karşı olsaymış, bakar mısınız? Başak, bırak o telefonu. Sakın açma. Niye? Şimdi sen olanı biteni anlatacaksın, o da gidecek Sinan'a anlatacak da o yüzden. Ay hayır, anlatmaz. Ben ona anlatma bu sır dersem anlatmaz. Önce Rıza bir gitsin, getirsin şu Sinan'ı da. Buraya. Nasıl yani? Tam buraya mı? Buraya mı? Tamam, buraya mı? Timoşlar'ın evine. Yani. Canım, buraya derken lafın gelişi söylüyorum. Bir zıkkımın yarışması bir şey varmış. Rıza da gitti onun icabına bakmaya. Pelin'in orada olduğunu biliyorlar mı? Biraz daha susmazsa öğrenecekler Başakcığım. Siz çok fısıldaşıyorsunuz. Ver o telefonu bana. No. Verir misin telefonu Başakcığım? Verir misin? Tamam. Şimdi hep beraber Pelin'in evine gidiyoruz. Onun seminerden dönmesini bekliyoruz. Sonra oturacağız ve Pelin'e bütün olanı biteni anlatacağız. Evet, öyle yapacağız. Düşün önüme, hadi. Demek ki bilmiyorlarmış. Sus! Allah Allah. Başak da açmıyor telefonu. Hadi Sinan sürpriz yapacak, tamam. Bu şebeke falan mı patladı acaba ya? Artık Rüzgar da açmazsa telefonu. Sinan mı? Efendim Bülent. E belliydi ki zaten. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tamam. Tamam söylerim ben şimdi Melia teyzelere. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hadi yine iyisin. Sana güzel bir haberim var. Ne? Seninki birinci olmuş. Değil misin? Moralimi düzeltmek için öyle demedin değil mi? Ay tabii ki onun için demiyorum. Ah Adnan Bey. Görüyorsun değil mi? Oğlun nasıl taşıyor senin mirasını gördün mü? Bülentler akşama Sinan'a sürpriz parti hazırlamışlar. Biz de davetliyiz. Yavrum benim öyle partilik falan halim yok ki çocuğum. Ya. Suratımı gördü mü? Huzuru kaçacaktır Sinan'ın çünkü o annesini iyi tanır. Anne yapma işte. Bak ne kadar güzel düşünmüş Bülent. Ya bir gece sıkarız dişimizi ne olacak? Yarın söyleriz ha. Hadi bak böyle ikimiz de ısrar ediyoruz. Daha fazla nazlanma hadi. Hadi. Aman iyi peki madem. Ama iyi amacı sopamı isterim. Bastonsuz olmaz yani. Değnek olacak elde. Tamam. Ben senin değneğini getireyim. Bir de Necip'i arayayım ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.